Biraz daha yakınlaş. Çocuklarımız karne alacak. Her karne dönemi, her karne evresinde bir takım olumsuz olaylar yaşanıyor. Bunlar bizi üzüyor. Şunu bilelim ki karne aynı zamanda çocuğun notu olduğu gibi anne babanın da bir notudur. Yani karne sadece çocuğa verilen bir puan değildir. Eğer bir anne baba rolünü güzel oynadıysa inanıyorum ki o karne iyi bir karne olacak ve hem çocuk mutlu olacak hem anne baba mutlu olacak. Maalesef anne babamızın eğitimlerinin zayıf olmasından kaynaklı çocuklar bu noktada eve karne götürürken endişeyle, kaygıyla götürebiliyor ya da atıyorum internet kafe köşelerinde notlarıyla oynayabiliyor ya da kalemle düzeltebiliyor yahut karnesini eve götürmeyebiliyor. Bunun sebebi işte anne babanın çocuktan çok üstün beklentileri, çocuğun da bu beklentileri karşılayamaması, beraberinde yaşanabilecek olumsuz olaylara binaen bu tür olaylar yaşanabiliyor. Özetle şunu söylüyorum, karne aynı zamanda anne babanın da karnesidir. Sadece çocuğun karnesi değildir. Diğer bir husus, karneye ilişkin söyleyecek olursak, bizim anne baba olarak en büyük hatalarımızdan biri, karneleri komşunun, çevrenin ya da kardeşin karnesiyle kıyaslamamız. Bizim en büyük kıyasımız çocuğu kendisiyle kıyaslamak olacaktır. Ama anne babalar işte bak senin dayının oğlu şöyle iyi karne getirdi ama sen niye böyle bir karne getirmedin gibisinden çocuğu tamamen daha da tembelliğe sevk edecek tehlikeli cümleler kurabiliyorlar. Bu noktada anne babalar çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle karneyi anne babalar eline aldığı zaman iyi notlara bakmalı. Hani atıyorum işte şöyle özetleyelim. Hani insanlar madenler gibidir derler. Mesela bizler ne yapıyoruz? İşte maymunu, atıyorum işte keçiyi, köpeği, kediyi aynı hizaya koyup hanginiz bu ağaca ilk önce tırmanırsa en başarılınız odur diyoruz. Bu çok yanlış bir tutum. Yani o ağaca en çabuk maymun çıkacaktır. Ama bu maymunun diğer hayvanlardan çok daha başarılı olduğu anlamına gelmez. Gartner var, çoklu zeka kuramında der ki insanlar farklı yetenek türleriyle dünyaya gelmiştir. Bu noktada her dersten başarı beklemek bu Gartner kuramına aykırı bir durum. İnsanların madenler gibi olmasına aykırı bir durum. Bu kuramları ortaya atanlar derler ki insanlar aslında bir dahidir. Bütün insanlar dahidir. Ama bizdeki o gizli güçler, kabiliyetler, istidatlar keşfedilmediği için biz her alanda başarılı olmak istiyoruz. Oysa ki bu böyle değildir. Hani her insanda bir kabiliyet baskındır. Mühim olan o alanın ortaya çıkması. Karneyi de elimize aldığımızda A'dan Z'ye sayısal, sözel, dil derslerini görebiliyoruz. Resim, beden, kinestetik, zeka falan. Bütün çocuktan bunların başarılı olmasını beklemek hata olacaktır. Bu noktada karneyi değerlendirirken evvela olumlu iyi notlarla başlayıp akabinde her dersten çok başarılı olmamasını beklemeli ve aynı zamanda çocuğa şunu demeliyiz. Hani sen benim için kıymetlisin, değerlisin. Bu notlar senin değerinle kıymetine ölçülemez. Ha zayıf olduğumuz derslere takviye ya da bunlar üzerine kafa yorma gibi durumlar gerçekleştirilebilir.